beyler, Gürsu'da bir sebze bahçesindeyiz. Önce burada bir inceleme yapacağız. Ondan sonra da şeftali ve armut bahçelerini gezeceğiz. Gördüğüm kadarıyla burada marul, biber, birazcık kendi üretimi için, ev ihtiyacı için de kabak yetiştiriciliği yapmış. Biberlere baktığımda 3 ayrı biber çeşidi var ve farklı zamanlarda bunların fide dikimlerini meydana getirmiş. Sulama sistemi de gayet modern basınçlı sulama sistemiyle bunları sulamasını yapıyor. Toprak hafif bünyeli, milli bir toprak. Ancak üretici burada gübreleme bakımından ne yaptı bilmiyorum, üreticinin durumu nedir. Ben şöyle söyleyeyim. Sebze yetiştiriciliğinde fide dikiminden önce mutlaka toprak altı adı verilen, taban gübre adı verilen sebzelerde ve meyvelerde 3 besinli kompoze gübreleri kullanması gerekir. Şüphesiz en doğru gübre kullanımı toprak analizine göre yapılır ama bahçeler küçük olduğu için üreticilerin büyük çoğunluğu toprak analizi yaptırmamakta. Benim tavsiyem 3 besinli kompoze gübre kullanmak suretiyle taban gübrelerini uygulamaları, biber yetiştiriciliğinde 1 dekara yani 1000 metrekareye 40 ile 50 kilogram civarında 3 besinli kompoze gübre kullanırsa iyi sonuç alır. Bu domates yetiştiriciliğinde bu rakamı biraz daha yukarıya çıkarabiliriz. Çünkü domatesin verimi dekardan sulama yöntemine göre, damla sulama sistemi ise 10, 12 ton, 15 ton domates almaklar. O zaman onlarda taban gübre olarak 70-75 kilogram 3 besinli gübre verilir. Ondan sonra fide dikimi yapılır. İkinci gübrelemeyi üst gübreleme zamanı yapması gerekir. Bu da birincisi ara çapada yapar. Ara çapalamada şayet toprak potasyumca fakir ise bir miktarda potasyum nitrat gübresi veya potasyum sülfat gübresi vermek suretiyle yanına azotlu gübre olarak da ilk uygulamada şeker gübre tabir edilen amonyum sülfat veya damla sulama sistemi olduğuna göre %33'lük amonyum nitrat uygular veya 26'lık uygular. Burada yağmurlama mini sprinkler sistemiyle de bir sulama yapılmaktadır. En uygunu 33'lük veya şeker gübre uygulamak yararlı olur. İkinci üst gübreleme ise ürün tuttuğu dönemde yapılır. Yani bir biber, küçücük bibercikler meydana geldiği zaman domatesler aşağı yukarı fındık iriliğine gelmek üzereyken ikinci üst gübreleme yapılması lazım. Domatesin gelişme dönemi biraz daha uzun olduğu için domateste üçüncü defada üst gübreleme yapabilir. Burada renk dönüm dönemi dediğimiz renk dönüm başlamadan önce üçüncü üst gübrelemeyi de tamamlaması gerekir. Şayet damla sulama sistemi ile sulama yapıyorsa taban gübrelemeden sonra kullanacağı gübreler damla sulama sistemine uygun gübreler olması gerekir. Bunlar başta %33'lük amonyum nitrat, MAP dediğimiz %12 azot, %61 fosfor, %13 azot, %46 potasyum ihtiva eden potasyum nitrat gübrelerini mutlaka kullanması gerekir. Ancak damla sulama sisteminde klasik karık sulamaya göre taban gübre bir miktar az verilir. Örnek olarak karık sulamada 75-80 kilogram civarında 3-15 kullanıyorsak damla sulamada 40-45 kilogram kullanmamız gerekir. Eksik kalan kısımlar vermediğimiz azotlu gübre ile birlikte diğer fosfor ve potasyumun eksiği de tamamlamak suretiyle damla sulama sistemiyle gübreleme yapılır. Bir tek domateste ve biberde de zaman zaman görülür. Domates meyvelerinin çiçek kısmında renk açılması, bu renk açılması daha sonra kahverengiye döner. Üreticiler buna çiçek burnu çürüklüğü adını verilmektedir. Buna damla sulama sistemiyle kalsiyumlu gübre uygulamak suretiyle bu düzeltilebilir. Ne zaman vermesi gerekir? Uygulayacağı zaman meyve tutumu başlamadan önce sulamalarla bunu vermesi gerekir ki
sonunda bu noksanlık belirtileri ortaya çıkmasın. Veyahut da damla sulama sistemiyle veremiyorsa yapraktan uygulamak suretiyle en azından 4-5 defa 100 litre suda 1 kilogram kalsiyum nitrat eriterekten 4-5 defa yapraktan uygulama yapması gerekir. Ancak üreticiler şunu dikkate alsınlar. Kalsiyumlu gübreler hiçbir zaman zira ilaçla beraber uygulanmaz. Katiyetle bunu uygulamasını yapmasın. Damla sulama sisteminde de kalsiyumlu gübreler fosforlu gübrelerle, sülfatlı gübrelerle beraber verilmez. Yoksa tıkanmalara neden olabilir. Bu konulara dikkat etmesi gerekir. Biberlerde de benzer kalsiyum noksanlığı çıkar. Biberin uç kısmı ki özellikle o Charleston tipi dediğimiz sanayi tipi biberlerde renk açılması kırmızıdır. Uç kısmı sapsarı beyazımsı kalır. Bu da kalsiyum noksanlığının bir belirtisidir. Burada henüz bunlar görülmüyor. Sebebi henüz daha yeni bir kısmı fide döneminde. Bu bakımdan kalsiyum noksanlıklarını burada görme imkanı yok. Kalsiyum noksanının çıkmasının nedeni toprakta kalsiyum olmamasından dolayı değil. Evet, bir sebebi odur. Ama topraktaki rutubeti dengeli olarak sağlayamadığımız için, yani sulama aralıklarını uzun tuttuğumuzdan kalsiyum noksanlıkları ortaya kireçli topraklarda da bile çıkabilmektedir. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Dekara alınacak ürün miktarına göre gübre kullanmak icap eder. Örneğin 6 ton domates kaldırıyorsak 6 tona göre gübreyi kullanmamız, 10 ton alıyorsak 10 tona göre gübre kullanmamız gerekir. Yoksa ben 30-40 kilogram taban gübre vereceğim, 10-15 kilogram üst gübre uygulayacağım, 15 ton, 12 ton ürün bekleyeceğim. Bu olmaz, katiyetli olmaz. Bu neye benziyor? Traktörümüze koyduğumuz mazot miktarına göre işleyeceğimiz arazi miktarı ona göredir. Ve bu bakımdan gübre bir enerji kaynağıdır. Bitkinin ekmeğidir. Bu bakımdan bitkinin ekmeğini, yemeğini kesmememiz gerekir. Önemli olan arazi küçük olsa bile mutlaka toprak analizine göre gübre kullanmalarını tavsiye ederim ben. Bursa'nın güzel ilçesi Gürsu'dayız ve çok iyi bir şans, karşımda da Gürsu Ziraat Odası Başkanımızın bahçesine geldik. Onunla 3-5 kelime sohbet edeceğiz. Önce kendilerine teşekkür ediyorum. Burada armut bahçesine geldik. Santa Maria çeşidi armutta. Gübreleme konusunda önce ben birkaç temel bilgiyi vermek istiyorum. Bizim ülkemiz hariç Batı ülkelerine gittiğimizde bir meyve bahçesi kurulmadan önce toprağın 1-1,5 metre derinliğine kadar toprak profilinde ayrı ayrı toprak analizi yapılır. Hangi anaç üzerine aşılı olacağı belirlenir, çeşidi üretici belirler. Ondan sonra iznini alır, Ziraat Odası'ndan fidanları nereden temin edeceğini, Tarım İlçe Müdürlüğü'nden ne gibi teknikler uygulaması gerektiğini görür. Bizim ülkemizde maalesef bu yapılmıyor. Bu bir, yapılmaması bir yana. Fidan dikimi yapılmadan önce mutlaka depo gübre dediğimiz çeyiz gübresi vermemiz gerekir. Yani benim fidanım 15-20 yaşlarına geldiği zaman, kökü derinlere indiği zaman hangi toprak tabakasıyla karşılaşacak, ne eksikleri varsa fidan dikim çukurları açılmadan önce toprağa bunların verilmesi gerekir. Genel bir kaide olarak azot hariç, ülkemiz şartları için söylüyorum, fosforlu ve potasyumlu gübreler, hatta Türkiye topraklarının büyük çoğunluğu çinko bakımından noksan, çinko da taban gübre olarak toprağa uygulanır. Ondan sonra fidan dikim çukurları açılaraktan fidan dikimi yapılması lazım. Bu yapılmıyorsa yanlış yapılıyor demektir. İkincisi,
Meyveler ve sebzeler genellikle 7-7,5 pH değerlerinde toprak özelliğini isterler. Bu toprakların pH değerleri Sayın Başkanımıza sordum 8 ve 8'in üzerinde. Nitekim biraz sonra belki şeftali ağaçlarını gördüğümüzde yaprakta sararmalar, hatta biraz sonra başkanıma da göstereceğim, armutta da iyi verim dalı olmamasına rağmen demir noksanlığı ortaya çıkıyor. Toprakta inanın demir 5. element olmasına rağmen %2 olarak ana yapıda var. %2 demek 300 ton toprakta, bir karış denekte 300 ton toprak var. 6 ton demir var, bitki 6 gram demiri alamıyor. Neden? Bitkiye yarayışlı formda değil. Yarayışlı formda olabilmesi için toprak pH değerinin 8'den aşağı inmesi gerekir. O zaman meyve bahçesi tesis etmeden önce o anacın kökleri, beslenme kökleri kaç santime kadar iniyorsa toprağın pH değerini 7-7,5 arasına getirecek şekilde bildiğimiz toz, sarı kükürt uygulanması gerekir, toprağa karıştırılması gerekir. Hocam 30 sene önce neredeydin? 30 sene önce buradaydık ama buraya gelmemiştik. Ben mesleğimin ilk yıllarını 62 yılında stajda Bursa Ziraat Lisesi'nde yaptık. O zaman gezdik, buraya gelmedik. Ama o zaman o bilgilerimiz yoktu ki bizim. Peki büyük ağaçlara uygulama imkanı olmaz mı? Olur. Ağaçların şu taç iz düşümüne, çepeçevre halka halinde şu ağacı aşağı yukarı 1 kilo 200 gram kadar toz sarı kükürdü hasattan sonra serperim, çapayla toprağa karıştırırım. Benim şeftali ve armut ağaçlarımda katiyetle de demir noksanlığı, çinko noksanlıkları ortaya çıkmaz. Hem de verim ve kalite çok yükseğe çıkmış olur. Ya pH bu kadar önemli mi? Yaşı büyük olanlar bilir. Dedeler torunları çok severler. Evlatlardan çok çekmiştir dedeler ama torunları çok severler. Torun elma şekeri parası istemeye gelmiştir dedesinden. Dedesinin tansiyonu 20. Vermez. Kızar hatta. Hadi git der. Bir insanın tansiyonu neyse toprağın pH değeri de odur. Bir nevi insanın ayakkabı numarası gibidir. Ben 41 numara ayakkabı giyiyorsam bana 39 numara giydirirsen sıkışır ayaklarım. Rahat yürüyemem, rahat konuşamam. O zaman bitkinin rahat etmesini arzu ediyorsak toprak analizine göre ağaç başına veya dekara ne miktarda kükürt verilmesi gerektiği ortaya çıkar. Fidanlar verim, fidan dikimi yapılırken diyelim ki çeyiz, taban gübresi uygulamadık. Dikim çukurların dibine, toprağın yapısına göre iyi yanmış hayvan gübresiyle tarla toprağı, toprak ağır bünyeli ise dere kumu, iyi dere kumu karıştırılır. Hiç olmazsa ağaç fidan başına bir su bardağı 150 gram kadar potasyum sülfat, 150 gram kadar DAP gübresi, bir tatlı kaşığı, bakın yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar da çinko sülfat karıştırırım. Dikim çukurun dibine korum, fidanımı ondan sonra dikerim. Dikim yılından sonra verime yatıncaya kadar gençlik gübrelemesi yapmamız lazım, fidan gübrelemesi. Önemli olan fidanımızın kuvvetli olması lazım ki kış soğuklarından az zarar görsün, hastalık ve zararlara dayanıklılığı artmış olsun ve ileride yüksek verim ve kaliteli ürün versin. Buna göre ilk yıllarda fosfor ve potasyum ağırlıklı azot az vereceğiz. Verime yattığı zaman azot ve potasyumu çok vereceğiz. Fosfor o kadar fazla işlemiyor. Sakın ona vermemezlik etmeyin. Fosfor çiçeklenme üzerine, döl verimi üzerine, meyve tutumu üzerine önemli etkisi vardır. Ben hiç hoca böyle söyledi diye fosforlu gübre kullanmamaya ama bunları ayrı ayrı verme yerine bizim ülkemiz, Tarım Bakanlığımız bütün dünyada olduğu gibi 3 besinli hatta son yıllarda 4 besinli, 5 besinli kompoze gübreleri çıkarıldı. Ne zaman uygulayayım? Yaprak dökümü tamamlanacak Allah nasip ederse. Budama, kuralma, temizleme işlemleri yapılacak. Sürgünlerde göz kabarması başlamadan 2 hafta önce, 3 hafta kadar önce.
ilk taban gübreleme uygulanır. Damla sistemi varsa damla borularının geçtiği kısma, damla sistemi yok, tava usulü sulanıyorsa ağacın çepeçevre etrafına önerilen gübreler verilir ve çapayla kökleri kesmeyecek derinliğe kadar karıştırılır. Alınan ürün miktarına göre gübre kullanmamız gerekir. 75 kilo armut veren ağaçla 150 kilo armut veren ağaca aynı miktar gübre veriyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Bugün hayvancılıkta boyunlarına sensörler taktılar. 20 litre süt verene 20 litrelik kadar yem yediriyor. 35 litre verene 35 litrelik kadar yem yiyor. Madem ki bizim de artık hayvanımız bu sayalım biz. Bir ağacımızı bir hayvan kabul ediyorsak, senede 150-200 kilo veriyorsa, o zaman biz 150 veya 200 kilo verim verene göre gübre kullanmamız gerekir. Genel olarak elma ve armutta en büyük problem, birincisi kalsiyum noksanlığı deriz. Gerçi Santa Maria çeşitimizde pek fazla çıkmasa bile depolamada çıkabilir. Birincisi elmalarda gördüğümüz acı benek dediğimiz o kahverengi lekeler kalsiyum noksanlığından ve depolamada çıkar, depolama sonrasında daha belirgin hale gelir. Aynı olay ayvada da görülebilmektedir. Bu bakımdan kalsiyum noksanlığı çok önemlidir. Ya hocam topraklarımız kireçli, kalsiyum noksanlığı niye çıkıyor? Kalsiyum öyle bir besin elementi ki nasıl bizim damarlarımız var, kanlı alıyor, kalbe getiriyor, kalpten sonra tekrar pompalıyor, diğer iki çeşit damarımız mevcut. Bitkilerde de iki çeşit damar var. Besin maddelerini toprakta suda erimiş halde alıyor, yapraklarına kadar götürüyor, yapraklar fabrika gibi çalışıyor, ürün zamanı ürününü meydana getiriyor, ürünü de depoluyor. Ancak kalsiyumun bu damarlardan yapraklara kadar taşınması çok büyük problem. Kalsiyumun çok fazla düşmanı var, kalsiyumun da düşman olduğu çok fazla elementler var. O zaman toprağımızda var olduğu halde en büyük problem sulama problemi. Çünkü bitkinin sarf ettiği, bir ağacın sarf ettiği su miktarının üzerinde birazcık su verirsek kalsiyum noksanlığı pek fazla görülmez. Havada rutubet fazla varsa terlemeyle su kaybı azalır, kalsiyum noksanlığı ortaya çıkmaz. Ağaçların gövdelerinde zedelenme yoksa iletim demetleri iyi çalışıyor demektir. Yine kalsiyum noksanlığı çıkmaz. Ama bir noksanlık çıkar ki amonyum, şeker gübre, amonyum sülfat katiyetle elma, armut, ayvada şeker gübre, üst gübre olarak kullanmayın. Amonyum ile kalsiyum zıt ilişkili elementler, dolayısıyla acı benek dediğimiz o element noksanlığının ortaya çıkmasının birinci nedeni şeker gübre kullanmakla bunu arttırabiliriz. Bunu keseceğiz. Bu çeşitte çıkmadı ama devecide çıkıyor. O zaman nasıl yapalım? Kalsiyum bitkide hücre bölünmesi üzerine etki ediyor. Bu bir. Hücre zarlarının, çeperlerinin kuvvetli olması, dayanıklı olması üzerine etki ediyor. O zaman daha bizim meyvacığımız leblebi nohut iriliğindeyken, fındık iriliğindeyken kalsiyum uygulamasına başlamamız, hatta sulama imkanımız var ise damla sulama ondan önce vermemiz lazım ki çıksın, element noksanlığı görülmesin. En azından dekara 10-15 kilogramı kadar kalsiyum nitrat gübresi, katiyetle fosforlu gübrelerle, sülfatlı gübrelerle de karışmaz. Damla sulama sistemiyle veya mini sprink yağmurlama sistemiyle de verilebilir. Bu yapılmadığı takdirde yapraktan gübreleme ile kalsiyum vermek gerekir. Ancak yapraktan gübreleme ile başarı oranı biraz daha az. Sebebi, bir, zaten meyve tutumundan sonra uygulamaya başlayacağız. Öncesi de yapılabilir ama yağmur dönemi geliyor, yıkanıyor, gidiyor. 4 veya 5 defa vermemiz lazım. İşçilik maliyetlerini sizler benden daha iyi biliyorsunuz. 5 defa bir tarlaya bir işçi pompayla, traktörle dolaşmış olsa bile ki sık dikim zor biraz dolaşacaktır. Kaça mal olur onu düşünün. O zaman en kolayı damla sulama. Hocam bizim damla sulamamız yok. Mini sprink yağmurlamamız da yok, ne yapacağız? O zaman
üst gübreleme klasik sistemde birinci üst gübrelemede ağaç başına 4 ağacın büyüklüğüne göre 300 gram, 400 gram, 500 gram kalsiyum nitrat üst gübreyle beraber amonyum nitratla beraber 26'lık veya 33'te serpilir toprağa karışması. Meyve tutumundan sonra yapmaya kalksanız iş işten geçmişsiniz. Benim yaşım 76. Hocam şu namaz dualarını öğren. Ya 76 yaşından sonra namaz duası öğrensen ne olur, öğrenmesen ne olur. O 7-8 yaşında, 10 yaşındayken bunları hepsi. Zamanında yapmadığımız bir uygulamanın katiyetle bir yararı olmaz, bunu bilelim. Bir de bahçenizde sizin her ne kadar pek fazla element noksanlığı görülmese bile şuradaki dalcağa bir baktığımızda, şu güneş ışığına bir baktığında yaprağı bir alalım. İnşallah günah yazmasın yaprağa. Işığa bakın. Demir noksanlığı başlangıcı. Bu demir olmadığından değil, bitki alamadığındandır. Size tavsiyem, bu bahçede bunun gibi 8-10 tane ağaca birer kilo toz kükürt verin. Sonbaharda karıştırın, diğerlerine vermeyin. İşaret koyun, bir dahaki seneye bakın. Sararmalar çıkmadı. Vallahi armutlarım çok daha güzel. Bir Allah razı olsun derseniz sevinirim. Şimdi hocam ben burada hemen bir şey söylemek istiyorum. Bir katkı sağlamak istiyorum. Şimdi toprak tahlili bölgemizde çok fazla yapılmasa da mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Toprak tahlili yaptırıyorum. Fakat bizim burada özellikle benim toprak tahlillerinde gördüğüm eksiklik tahlil sonuçlarına yapılan önerilerin bana göre hatalı yapılması. Doğru. Çünkü hiçbir özel laboratuvar veya tarım il müdürlüklerinin laboratuvarlarında çoğunluğu, yani %90 diyebilirim buna, çıkan tahlil sonucunda bunun alınabilir formda olup olmadığını söylemiyor. Bir ikincisi, sadece ağacın yaşı soruluyor ama bu ağacın yaşından alınan ürünün ne olduğu söylenmiyor. Demin sizin de söylediğiniz gibi, şimdi 50 yaşındaki bir zeytinden 20 kilo alırsınız. Ama 15 yaşındaki bir deveci armudundan 400 kilo alırsınız. Tabii, doğru. Şimdi ikisine de siz aynı oranda eksik olan bir ürünü verdiğiniz zaman bana göre mantıklı bir iş yapmış olmazsınız. Dediğim gibi en önemli sorunlarından bir tanesi de sizin toprağınızda pH'u, kalsiyum bu kadar, potasyum bu kadar, azot bu kadar oranlar söyleniyor ama bunun alınabilir formda olup olmadığını kimse söylemiyor. Bence çiftçilerin burada bir mağduriyeti var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Toprak analizlerinde toplam azot hariç diğer besin elementleri alınabilir formda olarak analiz edilir. Ancak onu yorumlamak doğrudur. Herkes bilmem bir laf vardır, helva yapar ama bilmem ne ustanın yaptığı helva başka bir helvadır. Burada önemli olan analiz sonuçlarını o yörenin iklim şartlarına göre, uyguladığı kültürel tedbirlere göre, çeşide göre, ağaç başına alınan ürün miktarına göre yorumlamak. Bursa Ziraat Fakültemiz var, değerli hocalarımız var orada. Lütfedin de bir gidin o hocalarımızın bir kahvesini, bir çayını için raporu götürün. Sizi güler yüzle karşılayacaklardır. İyi ki geldiniz. Birisi öneri yazmıştır. İşte 1,5 kilo şundan, 300 gram bundan, 500 gram bundan, şu gübreden diye. Gidin inanın dağlar kadar arada farklı yorumları göreceksiniz. Biliyorsunuz insan sağlığı en önemli bir konu. Bir doktora gideriz, bir ilaç yazar. 15 gün sonra bu doktor benim derdimi anlamadı deriz. Sonra komşu ne oldu Ahmet Efendi ya? Ya sorma ya, şu hastalık var, bu doktora gittim. Ya Mehmet Efendi var, git ona der. Mehmet Efendi'ye gitmek istersin. Bugün değil, yarın saat 4'te gel der. Neden? Dolu. O da tahlili götürdüğünüz, röntgenleri götürdüğünüz size bir ilaç yazar. 10-15 gün sonra ya bu da anlamadı. Dolaşıyorsunuz kahvenin önünden, gir. Ne oldu ya? Ya sorma ya. İki doktora gittim. Ya falanca doktor var ya. Git sen şuna. Gör. Doktora gidiyorsun. Eylül'ün 15'inde gel diyor. Dolu. Gidiyorsun. Eylül'ün 15'inde randevunu aldın. Yeni tahlilleri eskisiyle beraber götürdün. 10 gün sonra elinde hediyeyle gidiyorsun. Aynı analiz sonuçları farklı farklı yorumlanabiliyor. Size bir ağabey, bir emekli hoca tavsiyesi.
Ziraat fakültemizin burada çok değerli hocaları var. Toprak bölümüne ve meyvacılık bölümüne ya da bahçe bitkileri bölümüne gidin. Size çok doğru yorumları yapacaklardır. Ama sohbet aramızda, döndükten sonra ben raporunuza bakayım, kendi görüşümü bildireyim. Şeftali bahçesindeyiz. Biraz önce armutla ilgili bilgileri verdim. Onların büyük bir kısmı burada geçerli. Bu bahçede sulamaya baktığımızda karak usulü herhalde sulama yapıyorlar, izleri belli. O zaman gübrelemeyi de ona göre yapmaları gerekir. Çünkü gübrelerin toprakta hareket kabiliyeti çok az. Fosforlu gübreler çok fazla sağa sola ve derine gitmez. Fosforlu gübreler senede 5-6 santim kadar derine inebilir. Bu şeftalinin anacına göre kök derinlikleri açılır. Biliyordur üretici zaten toprağı işlerken. Herhalde 10-12 santim derinliğe kadar gübreleri, ilk temel gübreyi kullanması gerekir. İkincisi, şeftali fidanları elma armuda göre daha erken verime yatar. Ama yaşlandıkça da verimden daha erken olarak 15-16 yaşlarında artık yavaş yavaş verimden düşer. O zaman gübrelemede buna dikkat etmemiz gerekir. İkinci bir husus, elma ve armut için söylemiştim, katiyetle amonyum sülfat gübresi kullanmayın. Burada ise tersine, ilk üst gübrelemede amonyum sülfat gübresi kullanılması kalite ve verim bakımından çok çok önemlidir. Buna dikkat edilmeli. İkinci üst gübreleme meyve tutumundan sonra yapılmalı. Çünkü meyve küçücük böyle leblebi yerindeyken meyve silkmesi yapar. Meyve silkmesi tamamlandıktan sonra ikinci üst gübreleme yapılmalı. Bir başka şey, şeftali potasyumu çok seven, meyveler içinde potasyumu çok seven bir bitkidir. Tavsiye ederim, zira ilaçlamalarla birlikte kaç defa zira ilaçlama yapıyorsa, 100 litre suda 1 kilogram potasyum nitrat, 250 gram üre, 100 gram da çinko sülfat veya çinko etta, trade korpum vardır. Bunlardan birini katmak suretiyle, İlaçlama ile birlikte 2 veya 3 defa renk dönüm öncesine kadar yapraktan gübreleme yapmasının yararı var. Son olarak kirazlarda uyguluyoruz. Büyük başarı kazandık. Şeftalide de uygulanabilir. Hasattan sonra içinde azot olmayan gübrelerle MKP gübresi vardır. %52 fosfor, %34 potasyum ihtiva eder. Bunun içine çinko da ilave etmek suretiyle, bor da ilave etmek suretiyle yapraktan bir iki kez, ne zamana kadar? Yaprak dökümünden en az bir ay öncesine kadar en az iki defa yapraktan gübreleme yapılması veya sulama sistemi, mini sprink veya damla sulama sistemi var ise dekara 5-6 kilogram MKP gübresi, bunun içine bir dekara gelecek şekilde 500-600 gram kadar borik asit ilave eder. Bakın fazla vermeyin sakın, borik asit yeterlidir. Ve dekara 1 kilogram kadar da çinko sülfat veya %14 çinko ihtivadan çinko et dalı gübreleme birlikte topraktan da uygulanabilir. Ancak pahalı gelebilir. Onun yerine yapraktan uygulama yapmak çok daha yararlı. Hasattan sonra diyorum bakın. Hasat öncesi demiyorum. Kışın sürgünlerin kışa dayanıklı hale gelmesine, meyve gözü adedinin artmasına, meyve tutumunun artması üzerine çok olumlu yönde etkileri var. Üreticilere tavsiyem, 500 tane ağacı varsa 10 tanesine uygulasın, gözüyle sonucu görsün, ondan sonra karar versin. Ancak şeftalide ilk sene sonucu görebilir ama elma, armut gibi 2 yıllık sürgünlerde ikinci yılda sonucu görebilir. Buna dikkat etmesi lazım. Bu şeftali bahçesine baktığımızda zaman zaman bazı ağaçlarda
sürgün uçlarında sararmalar görüyoruz. Tahmin ediyorum ki toprak pH değerinin biraz yüksekliğinden ileri gelebilir. Bu bahçenin sahibine de tavsiyem benim. Ağaç başına aşağı yukarı 800 gram, 1 kilogram civarında toz kükürt serpmek suretiyle 10-15 ağacına versin. Kontrolünü yapsın. Aa, ne güzel oldu ya, benim bu ağaçlarım daha yemyeşil. Meyve tutumu çok daha iyi. Kalite de güzel. Bir dahaki seneye diğerine verir. Kükürt gübre gibi her sene uygulanmaz. Elma armutta söyleyemedim. Toprak analizi yaptıracak. 3 sene sonra. Aa, toprağın pH'si pek değişmemiş. 5 sene sonra bir daha yaptırdı. Aa, değişmemiş. Belki 7-8 yılda bir, belki 10 yılda bir uygulaması gerekecektir. Kükürt bir nevi dayanıklı tüketim maddesi gibidir. Buna çok dikkat edelim. Ben her üreticiye Allah hayırlı ürün versin diyorum. Sağlıklı ürün, bol kazanç versin diyorum.